seyirciler, Mevlana diyor ki Anadolu topraklarını dolaşırken o Türkmen kocasının izlerini gördüm, gezdiğim, gördüğüm yerlerde diyor. Biz de Manisa'da o büyük Türkmen kocası Yunus Emre'nin izlerini bulduk. Nasıl ki birçok yerde Yunus Emre'nin türbesi varsa Manisa'da da türbesi var. Şimdi kıymetli hocamız Nedim Yıldız yanımızda. Hocam burada gerçekten çok güzel bir türbe var. Bir tarafta Tapduk Emre, bir tarafta Yunus Emre. Yunus Emre'nin mezarı dışarıda, Tapduk'unki içeride. Biraz anlatır mısınız burayı? Evet. Tabii memnuniyetle. Öncelikle hoş geldiniz Yunus'un beldesine, Yunus'un köyüne, Yunus Emre köyüne. Şimdi köyümüz tabii tarihi bir köy. Tapduk Emre tarafından kurulmuş olan bir köy. Yaklaşık 800 yıllık bir köy. Hemen baştan şunu söyleyeyim. Köyümüzün ismi Emre. Emre. Evet. Hı. Ve ismini Tapduk ve Yunus Emre'den almıştır. Birçok insanın aklına şu geliyor. İşte Yunus Emre'nin başka yerlerde de kabirleri var. Kabirleri oldu ya da makamları var. Diye böyle bir insanların şeyi var. Düşüncesi var. Gerçekten doğru. Türkiye'de Yunus Emre'nin 13 yerde kabri var. Bunlardan bir tanesi de burada. Kabulü var. Bunların bir tanesi gerçekten kabridir. Diğerleri makamlarıdır ama o Allah bilir onu. İşte bizim köyümüzde de Yunus Emre'nin ve Tapduk Emre'nin kabri var. Eşik'te Yunus ve içeride Tapduk'un kabirleri var. Yunus Emre'nin vasiyeti var. İşte Kobe'ni yatayım şeyh eşiğinde, dönmezem şeyhimden yâne döneyim diye vasiyeti var. Bu vasiyete uygun olarak Yunus'un kabri Tapduk'un eşiğine defnedilmiştir. Tapduk'un da vasiyeti var. Yunus'u benim eşiğime gömün ki beni ziyarete gelenler önce Yunus'a dua etsinler. Sonra yine beni ziyaret ettikten sonra tekrar Yunus'a dua edip böyle ayrılsınlar huzurdan diye bir vasiyeti var. Yunus oduncudur. Yunus'un odun taşıdığı yer kuzeyde böyle bu yaklaşık 5-6 kilometre kuzeyde Gediz Nehri var. O Gediz Nehri yamaçlarında söğdek ağaçları mevcuttur. Yunus hep odun taşımış. Hiçbir zaman da şeyhinin dergahına eri odun taşımamış. Bakın şeyhi sorduğunda sebebini Yunus hep yani sen düzgün odun taşıyorsun bunun sebebi nedir diye sorduğunda şeyhim senin dergahına eğri adam yaraşmaz. Adamın eğrisi değil odunun eğrisi bile yaraşmaz diye veciz bir sözü vardır. Odun taşıdığı yer hep oradadır. Oradaki ağaçların dalları hala düzgündür. Yunus adı da yılanlıktır. Yani yılanlık olmasının da bir başka esprisi vardır. Yunus hep sırtıyla odun taşımış. Bir gün odun taşıdığı ipi kaybediyor. İki tane yılan birleşiyor, ip haline alıyor ve Yunus o yılanlara odununu bağlayıp köyün içindeki işte dergaha kadar getiriyor. Ve tekrar o odunlarını bıraktıktan sonra yılanları götürüp oraya bırakıyor. Yılan, oranın ismi yılanlar. Gerçekten oradaki mezar taşındaki o balta gerçekten çok önemli. Yunus'un oduncu olduğunun bir sembolüdür yani. Sembolü orada. Ondan bir de Tapduk ile Yunus'u böyle yan yana görmek gerçekten çok manidar bizim için de. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeyim son olarak. Ben çok teşekkür ederim. Yani öncelikle köyümüze, beldemize, Yunus'un beldesine hoş geldiniz. Bakın yani ben şimdi çeşitli deliller sunmaya çalıştım. İşte Yunus buradadır diye. Yanlış da söylemiş olabilirim. Hata da etmiş olabilirim. Yunus burada olmayabilir. Yani belki bu makamıdır. Bunların gerçekten bir tanesi kabri, diğerleri makamıdır. Ama önemli olan insanların Yunus sevgisi, insanların gönlünde olması. İnsanların Yunus gönüllü olduğu zaman, Yunus'un insanı sevdiği gibi gerçekten birbirimizi sevebilirsek hepimiz birer Yunus oluruz. Peki çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.